modern insan hikayesidir. Biz içimizde bir şeyle hesaplaşıyoruz. Bir şeyi başarmak, bir şeyi yenmek. Bir anne kızının mürüvvetini görmek ister. Bir topçu milli takıma girmek ister. Birisi başbakan olmak ister. Birisi basamakları yükselip parti başkanı olmak ister. Ve içinde durduramadığı bir şey var. O içindeki ölümle, intiharla yüzleşir aslında. Aslında onun dünya umurunda değil. Onlar Orta Doğu'da 10 bin kişi öldüğü zaman onlar için bir basamak daha yükselmek. Bir kariyer daha almak. Oysa dünyayı yönetiyorsan iki kuşak sonra çok daha rahat, iki kuşak sonraya hazırla. Temkinli ol, sabırlı ol. Yani dünya, bu eğitim sistemi, bu batılı eğitim sistemi, bugün bizim de çocuklarımızı muhatap ettiğimiz batılı eğitim sistemi, çocuktan şunu istiyor, en iyi basketçi olacaksın, makam şuraya yükseleceksin, şu kariyere geleceksin. O çocuk o savaşla kendi hayatında her şeyi görmek istiyor, yüzleşiyor, ölümle yüzleşmek istiyor. O ölüm düşüncesini alt edebilmek için ya da intihar düşüncesini alt edebilmek için. Bir nevi akıl hastaları var ortada. Bu akıl hastası için Irak'ta 1 milyon insan ölmüş. Umurunda değil. 100 bin kişi ölmüş. Şimdi Lübnan'ın yorumlama tarzlarına bak. İsrail mesafe kaybetti. İsrail stratejik bilmem ne kaybetti. Yani orada ölmüş 10 binlerce çocuğu, anneyi, onların dramı, onların duygusu çocuğu hiç ilgilendirmiyor. Onlar bir masada sandaş gibi konuşuyorlar. Geri adım attık, ileri adım attık, zafer kazandık, az adam geldi. Yani artık duygularla dolu, insanlarla dolu, kültürlerle dolu bir dünyayı göremiyorsun. Sadece teknik, mekanik görüyorsun dünyayı. İşte 3 kuruş kazandık, 5 kuruş kazandık, öyle görüyorsun dünyayı. Bu batının, bu eğitim hastalığı böyle önümüze akıl hastaları koydu. Temkinli değiller, sabırlı değiller, inançlı değiller. Dünyayı çok yanlış yorumluyorlar. Dünyayı kökünden yanlış yorumlayan bir beyinden, bir felsefeden geliyorlar. Bu dünyada ormanlara baktığı zaman bu ormanlarda diyor büyük küçüğü yeniyor diyor. Ulan büyük küçüğü yense dinozorlar, aslanlar bugün ormanları doldurur. Oysa bugün ormanlarda kuşlar, serçeler, sincaplar yaşıyor. Yani güçlünün yener mantığı, üstünün güç üstünlüğü, matematik üstünlüğe inanmış. Adam dünyayı şöyle görüyor. İşte İsrail'in diyor şu kadar silahı var, Hizbullah'ın yok, o onu yener. Çünkü bu eğitim sisteminden geliyor. Başka bir alternatif görmüyor. O eğitim sistemi de okulunda ona hayatı şöyle öğretiyor. Alıyor laboratuvara kuşları, kazları, fareleri deneyler yapıyor. O farenin, o kazın çocuklarıyla ilişkisini şöyle yorumluyor. Orada yani 3 tane ağzını açmış bebe civciv var, kazın yavrusu var. Bunlar aynen yazıyor. Bunlar kitaplarla, bilim kitaplarında, o büyük bilim dergilerinde yazıyor bunlar. Siz diyor oraya diyor, o diyor çocuğu olduğu için onu yemlemiyor diyor. Siz o 3 tane yavrunun yanına gidin diyor, ağzı açık bir huni koyun diyor. O huni de diyor yavrusu sanar. Mesela diyor o kazın diyor yumurtasını diyor bırakmadığını ve ona diyor annelikten dolayı o yumurtasının üstünde oturduğunu sanırsınız diyor. Oysa diyor bu tarih öncesinde kodlanmış motor bir sistemdir diyor. Genetik bir şeydir bu diyor, planlıdır yani. Bir anne sıcaklığından dolayı diyor. Çünkü diyor kaz yumurtasını al, yerine greyfurt koy de. O greyfurtu da diyor çocuğu gibi şey yapar der. Yani hayata mekanik bakan, hayata teknik bakan. Yani şimdi gidip bu adama, bu bilim adamlara desek, iyi öyle güzel de biz 10 binlerce yıldır kedilerle, köpeklerle, aile içinde nasıl yaşıyoruz? Hiç mi duygu yok yani bu annelikte, bu yumurtlamada, bu dünyaya bakışta? Bunların geliştirdiği bilim böyle bir akıl hastası bir yerde. Oysa dünyada bilmenin dışında kalan bir de duygu vardır. Duygular gelişir. Duygu diye bir şey vardır. Bu annedir, toplum sevgisidir, insanlıktır. Ve her şeyden öte insanlığa şu soruyu soruyor. Bu taraftakiler. Diyor ki, dünya aşktan mı meydana geldi? Savaşarak, çatışmadan mı? Yani bölüşerek mi, kardeşleşerek mi, sevişerek mi insanlar çoğaldılar, büyüdüler? Yoksa çatışarak, şiddet uygulayarak, ormandaki canavarların galibiyetiyle, yani çakalların, kurtların. Bunların hepsi yalanlandı. Böyle bir dünya yok. Ama bunlar hala matematik üstünlüğe, teknik üstünlüğe, böyle organik tariflere, mekanik tariflere çok inanan bir dünyadan geliyorlar. Fakat inanmakla kalmıyorlar. Kendi hayatları içinde bunun zafere ulaşacağını, bu düşüncenin. Mesela İsrail pekala 30 sene sussun, sakin otursun, orada kazanır. Amerika da temkinli davransın, sabırlı davransın.